Yepyeni bir tarif ile Her Telden TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünya mutfağından bir tarif paylaşacağım. Macaristan'ın meşhur yemeği gulaşı yapacağım sizler için. Dana gulaş ya da sığır gulaş olarak anılıyor bu yemek arkadaşlar. Macarca'da gulaş çoban demek bu arada. Aslında Macaristan'ın çoban kavurması gibi düşünebiliriz. Ama bizim bildiklerimizden biraz farklı bir yemek bu. Bazı püf noktaları var. Yaparken onları sizlerle paylaşacağım. Herhangi bir özel et kullanmanıza gerek yok. Dananın herhangi bir yerini kullanabilirsiniz. Aslında kuzu etiyle de yapabilirsiniz. Ama orijinali dana, bunu bilin. Bir özelliği var bizim yaptığımız çoban kavurmasından farklı olarak. Farkındaysanız küp küp doğradım fakat oldukça büyük küpler halinde. Bir orijinalliği bu. O yüzden biraz iri doğramaya özen gösterin. Burada benim 1,5 kilo dana etim var. Yıkayıp doğradıktan sonra suyunu süzdüm ve 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağının içerisinde yüksek ateşte kırmızılıkları tamamen kahverengiye dönüşene kadar kavurma işlemini gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi yüksek ısıda 3-4 dakikada etler rengini aldı. Şimdi üzerine şöyle söyleyeyim, soğanı kesinlikle az koymayın. 1,5 kilo eti en az 1 kilo, hatta 1,5 kilo, yani ne kadar etse bir o kadar da soğan kesinlikle koyun. Hiç gözünüze fazla gelmesin. Onlar çok güzel özlenecek birlikte. Ve 3 diş de sarımsak ilave ettim ve kavurma işlemine yine yüksek ısıda devam ediyorum. Soğan ve sarımsağı ilave ettikten sonra 8-10 dakika yüksek ateşte suyunu çekene kadar pişirdik. Bardağın yarısından biraz fazla dolu olacak şekilde domates püresini ilave ediyorum. Ve kavurma işlemine devam ediyorum. Ben bunu Macaristan'da yediğimde kasede çorba şeklinde geldi. Siz de servis ederken eğer suyunu daha fazla koymayı düşünürseniz çorba gibi de sunabilirsiniz. Diğer bir sunum şekli ise patates püresiyle. Ben bugün patates püresiyle olan versiyonunu yapacağım. O yüzden bir tarafta da patateslerimi haşlıyorum. Onun özel bir tarifi yok. Kendi usulünüzle yapabilirsiniz. Şurada beklettiğim, size göstermek için ilave etmedim görün diye, dolacağım. Bir kaşık tereyağını ekliyorum. Bu kavurma işlemine birkaç dakika daha devam ediyorum. Birkaç dakikada domates sosuyla kavurduktan sonra bu işlemimiz artık bitti. Gelelim diğer basamaklarına. 2 su bardağı sıcak et suyunu ekliyorum. Noktada mümkünse et suyu kullanmayı tercih edin. Eğer yoksa tabii ki bulyonla da lezzetlendirebilirsiniz. Baharat olarak ise en fazla koymanız gereken baharat, orijinaline sadık kalacak olursak, kırmızı toz biber, yani paprika arkadaşlar. Burada dolu dolu bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberim var. Sizin arzunuza göre, damak tadınıza göre tuz ve yemeğin diğer orijinal olması gereken baharatı ise mercan köşk. Burada kurutulmuş mercan köşküm var. Belki biraz bulmanız zor olabilir. Koymak zorunda değilsiniz tabii ki. Ama eğer bulursanız da çok yakışacaktır. Siz bir tatlı kaşığı kadar da karabiber ekleyin. Ben biraz sağlık açısından uzak duruyorum. O nedenle şöyle biraz çekme karabiber yine de tadını versin diye ekleyeceğim. Ama siz dediğim gibi bir tatlı kaşığı kadar karabiber eklerseniz çok yakışacaktır. Şimdi kapatmadan önce bir malzememiz daha olacak ama tabii ki ondan önce bunun uzun uzun pişmesi gerekiyor. Bu şu an gördüğünüz su tamamen bir sosa dönüşecek ve bütün lezzetini içinde hapsedecek. Bu aşamada yapmam gereken kapağını kapatmak ve ocağımı kısmak olacak. Şimdiye kadar hep yüksek ısıda yaptık farkındaysanız. Bundan sonra kısık ateşte
devam edeceğiz. 1,5 saat kadar bu şekilde pişireceğiz. Ben kapağını örteceğim ve pişmeye bırakacağım. Daha sonra görüşürüz. 1,5 saat kısık ateşte pişirdikten sonra yemeğimizi üzerine 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ilave ediyorum. Bu yemeğimizin diğer püf noktası. Beyaz sirke de olur, herhangi bir sirke olabilir. Gördüğünüz gibi çok güzel kıvam aldı. Tam olarak olması gerektiği gibi oldu. Püre eşliğinde servis edeceğim. Onu da sizler için çekerek videomu sonlandırırım birazdan. Evet, gulaşımız afiyetle yemeğe hazır. Ben püre eşliğinde servis ettim. Dediğim gibi siz sulu çorba gibi de tüketebilirsiniz. Bir başka güzel tarifte buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.